Ama Muslera gelen yabancılar için de Türkiye'ye yıllardır bakıyorum. Yani 50-60 seneden bahsediyorum. Aldığı parayı %100 hak eden bir sporcu. Muslera gelmeseydi Türk futbol tarihi değişecekti. Evet, Muslera Galatasaray'a gelmese... Yani, ya satıyorlardı ya. Galatasaray'da herkes gider, Muslera gidemez dedi. Dönerken, köşeye giderken birdenbire bir el uzanıyor ya. Bugün hayata küstü ya, frikiye atan çocuk. Hayata küstü. Allah aşkına, Erman abi nasıl çıkardı ya dedi. Bir kaleci vardı, ahtapot gibi mi desem, kaç tane ayak, kaç tane kolu vardı bugün ya. İnanılmaz. Kolu, bacağı, ahtapot ya. Ama şu anki Galatasaray kalecisi, hakikaten gördüğüm en iyi kalecilerden gelmiş geçmiş. Ve ona karşı oynamak istemezdim. Yani zor bir kaleci. Muslera için bir kelimem var, bir takımdan fazlası. Tek kelimeyle bir takımdan, hani var ya reklam, bizim sponsorumuz. Ziraat Bankası'nın bir takımdan fazlası, yani çok net. Sarı-kırmızı takım sahasına Aytemir Alanya Sporu 1-0 yendi diyor değil mi? Arkadaşlardan rica edeyim, hocadan da, Galatasaraylı oyunculardan da kusura bakmasınlar. Muslera 1, Alanya 0 yazalım kestirmeden. ona özel böyle bir nişan, bir şey vermek. Yani Türk futboluna, Türk yani verdiği katkılar. Yani idol sadece oldu, idol oldu. Oyunculuğuyla, sporculuğuyla değil, kişiliğiyle, evet, karakteriyle, gittiği her yerde sevilmesi. Bir tane rakip taraftarın hiç kendisine karşı rakip bir taraftar, olumsuz... Rakip futbolcu, tabii, kendi takım arkadaşı. Çok özel bir adam oldu. Çok. Şeyi görmesi lazım diğer futbolcular. Şimdi bazı futbolcular şeyi kaşıyor ya, ya ben rakip takımın en sevilmedik, antipatik futbolcusuyla bir nişeyim de mesela. Bu tribünlerimi arkaya alayım, gideyim gol attıktan sonra formayı 55 kez öpeyim, işte tribünler oynayayım. Şimdi Fernando Muslera gidip Volkan Demirel'le sarılıyor her maçtan önce. Benden iyi kaleci diyor, Volkan da onu öyle şey yapıyor. Yani bir mütevazı sportman, fair play çerçevesi içerisinde meslektaşına destek de veriyor. Bir tüylerim diken diken oldu. Ben böyle sporcuları anlatırken idol ya. 11 milyon euro çok ucuza kapatmış Galatasaray yani. Ama o zaman çok. Tarihine damga vuran oyunculardan birisi net şekilde. Yani heykel dikilecekse birinin Galatasaray'da yakın zaman için dikilmesi gerekiyor.